Değerli izleyiciler, Konya'da Şivlilik Çocuk Bayramı başladı. Arkadaşımız Adnan Sular Konya'da Çocuk Bayramı ile ilgili gelişmeleri aktaracak. Adnan, söz sende. Evet, Selçuklu'ya başkentlik yapmış olan Kadimkent Konya'dayız. Konya'nın Selçuklu ilçesinde. Malumunuz 2 yıldır güzel bir Şivlilik Festivali düzenleniyor. Aynı zamanda Çocuk Bayramı da diyebiliriz. Geçtiğimiz yılda buradaydık. Çok renkli görüntülerle karşılaşmıştık. Bu sene de geçen seneye göre çok daha renkli ve çok daha geniş katılımlı bir etkinlikle başlamış oldu. Tabii bugün aynı zamanda Regaip Kandili'nin başlangıcı. Bu Şivlilik de aslında bununla alakalı. Elbette ki bununla ilgili bilgi vereceğiz. Ancak biliyorsunuz ki Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan ise günümüze kadar uzanan çok geleneksel bir etkinlik. Tabii son 2 yıldır kutlanıyor. Bununla ilgili bir yayın konumuz olacak. Detaylarını kendisinden alacağız. Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pek Yatırmacı. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz Konya'mıza. Tabii çok çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene geldiğimizde yoğunluk vardı ama bu sene gerçekten adım atacak yer kalmamış. Bu minvalde tebrik ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Sorum şu olacak. Şivlilik nedir? Klasik bir soru ama siz daha iyi bilirsiniz. Seyircilerimize şivlilik nedir? Bir anlatırsanız seviniriz. Şivlilik Konya'mıza özgü bir gelenek. 3 ayların başlangıcında, Recep ayının başında biliyorsunuz ilk Perşembe gününü Regaip Kandili olarak kutluyoruz. Perşembe günü Regaip Kandili'nin gündüzünde çocuklarımız sabah erkenden evlerinden çıkıyorlar. Mahalledeki bütün iş yerlerini, bütün evleri kapı kapı dolaşarak şivlilik diyerek hediyelerini alıyorlar. Ve daha sonra da o topladıkları hediyeleri kendi aralarında paylaşıyorlar, bölüşüyorlar. Bu sadece Konya'mızın merkezinde yaşatılan asırlık bir geleneğimiz. Tabii Konya'mız biliyorsunuz Mevlana şehri, Selçuklu'nun başkenti. Burası sevginin, barışın, hoşgörünün, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin şehri. Bu manada hakikaten çocuklarımız için de 3 ayların başlangıcında böyle güzel bir geleneği olması bizim için ayrı bir mutluluk. Biz geçen yıl biliyorsunuz siz de buradaydınız. Şivlilik Çocuk Festivali adı altında bir program düzenlemiştik 5 günlük ve orada da şunu ifade etmiştik. Artık şivlilik çocuklarımız için bir festivale dönüşecek ve bunu her sene kutlayacağız demiştik. Bu sene Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Selçuklu Belediyesi olarak artık ortak işbirliği halinde çok güzel bir program hazırladık ve adını da bayram koyduk. Zaten şivlilik çocuklarımız için bayramdı. Biz sadece adını koymuş olduk. Bu bayramı inşallah her sene yine aynı programlarla, aynı etkinliklerle, aynı organizasyonlarla yaşatmak için çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Dün başladı programlarımız. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdik. Pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü akşama kadar inşallah çocuklarımız anneleriyle, babalarıyla, ebeveynlerle birlikte buraya gelecekler. Burada etkinliklere, organizasyonlara katılacaklar, yarışmalara katılacaklar. Söyleşileri dinleyecekler, tiyatro programlarına, konser programına katılacaklar ve hediyelerini de buradan bizden alacaklar. Ben bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı, Konyalı hemşehrilerimizle birlikte Konya dışından gelen misafirlerimizi de buraya davet ediyorum bu etkinliğe. İnşallah şivlilik coşkusunu çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber yaşayıp bu güzel milli manevi değerlerimizi hep birlikte yaşatacağız diye düşünüyorum. Tabii çocuklarla ilgili çok güzel bir etkinlik. Bunu her sene yapıyorsunuz. Bu sene oldukça kalabalık. Gençlerle ilgili ne tür faaliyetleriniz var efendim? Tabii çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara çok büyük değer veriyoruz, çok büyük önem veriyoruz ve bu manada çok sayıda organizasyonu, çok sayıda etkinliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle hedefimiz şu: gençlerimizin kendilerini tanımalarını, kendilerini keşfetmelerini, ilgilerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini keşfederek ona göre hayata hazırlanmalarını istiyoruz. Bu manada çok sayıda atölye faaliyetleri yapıyoruz. Okul dışı öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Bu okul dışı öğrenme ortamlarında çocuklarımıza müzikten tutun, sanata, tasarıma ve farklı kültürel organizasyonlara, tiyatroya, etkinliklere, bilimsel ve akademik etkinliklere varıncaya kadar çok sayıda organizasyonu yapıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini tanımaları, kendilerini keşfetmeleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamaları. Bu manada çocuklarımızın, gençlerimizin sanatla, sporla, kültürle, müzikle iç içe olmalarını arzu ediyoruz. Akademik eğitimin mutlaka gerekli olduğunu düşünüyoruz ama akademik eğitimle birlikte çocuklarımızın önce kendilerini tanımaları ve kendilerini geliştirmelerinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu manada da çok sayıda organizasyon ve programı gerçekleştiriyoruz. Tabii şunu da sormak isterim. Vizyon projeleriniz mutlaka vardır.
Özellikle Selçuklu Belediyesi ne tür vizyon projelere sahip şu anda? İsterseniz izleyicilerimize bununla ilgili bir bilgi aktarırsanız. Tabii çok sayıda proje yapıyoruz, çok sayıda organizasyon yapıyoruz ama asıl hedefimiz yerel yönetimler olarak tabii ki temel belediyecilik hizmetlerini yapmak, görevimiz onları yapmakla ilgili en ufak bir endişemiz yok. Onları zaten en iyi şekilde yapmanın gayreti çabası içerisindeyiz ama biz insanımızın, şehrimizde yaşayan insanımızın, şehrimizde yaşayan gençlerimizin ufuklarının çok daha açık olması, hayat standartlarının çok daha yüksek olması ve geleceğe çok daha iyi bir şekilde bakabilmeleri için onların hayat standartında kişisel gelişimlerini de etkileyecek önemli projeler yapıyoruz. Çok sayıda projemiz var dedim ama bir tanesini hemen burada söyleyeyim. Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi çalışmamız var. İnşallah bu müzeyle birlikte gençlerimize, çocuklarımıza, misafirlerimize Selçuklu medeniyetini, Türklerin tarihini ve Türklerin her alanda, eğitim alanında, bilim alanında, sanat alanında, coğrafya alanında, uzay astronomi çalışmaları alanında, tıp alanında yaptıkları çalışmaları anlatabileceğimiz çok büyük kapsamlı bir müzeyi inşallah hayata geçireceğiz. Bununla birlikte hem kültürel anlamda, tarihi turistik anlamda şehrimize önemli bir katkıyı sunmuş olacağız. Hem de gençlerimize, çocuklarımıza geçmişimizi, kültürümüzü, tarihimizi anlatma anlamında önemli bir görevi de, misyonu da üstlenmiş olacağız. Bu anlamda çok sayıda proje yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları gerçekleştirme imkanına sahip oluruz. Son sorum şöyle olsun. Malumunuz 2023 Mevlana yılı. Gerçekten Konya zaten güzel, manevi bir şehrimiz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii Konya Mevlana şehri. Konya sevginin, barışın, hoşgörünün, birlik beraberliğin, kardeşliğin şehri. Konya Selçuklu'nun başkenti. Konya'mızda bütün bu güzellikleri, bütün bu değerleri yaşatma adına biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama 2023'ün Mevlana yılı olması bizim için çok daha önemli. Cumhurbaşkanımızın da himayesinde inşallah 2023 yılı içerisinde biz Mevlana'nın felsefesini, onun sevgi, barış, kardeşlik felsefesini bütün dünyaya anlatmak anlamında çok sayıda organizasyonu Konya'mızda inşallah Büyükşehir Belediye'mizle, valiliğimizle, kurumlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Ve ben tekrar bu vesileyle 3 aylarımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün izleyenlerimizin, bütün hemşehrilerimizin Kandil'ini tebrik ediyorum ve Konya'mıza davet ediyorum. Hem bu etkinliğimize hem de Mevlana şehri Konya'mıza bütün vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi davet ediyorum. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyiciler, Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediye Başkanı yayınımıza katıldı, konuk oldu. Gerçekten son derece nezih bir ilçemiz var. Aslında başkanımız biraz mütevazi sanıyorum. Çünkü bugün biz bir yere gittik, ismi de Yeni Nesil Kütüphane. Yani gerçekten son derece modern çocuk kütüphanesi bile var. Müthiş donatıları var. Gittik, gördük, inceledik. İnanılmaz. Yani Rami Kütüphanesi'ni aratmıyor diyebiliriz. Bu yüzden ben başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Onu da inşallah haberini yapacağız, ekranlara getireceğiz. Ne diyelim, bu vesileyle bir kez daha bizi şu an izleyen tüm İslam aleminin 3 aylarını tebrik ediyoruz. Regaib Kandiliniz mübarek olsun diyoruz ve buradan sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz.